Efendim yeniden yayında birlikteyiz. Aynanın arkası ve komplo teorileri devam etmekte ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat programın konuğu. Aynanın arkasından aynanın önüne çıkarmaya çalıştığım, çabaladığım husus şu. Bundan sonra ne olacak? İstanbul İl Başkanı olarak ve İstanbul Teşkilatı olarak çok büyük bir başarı gösterildi. Bunu öteki partililer de kabul ediyor. Demin reklam arasında Cemal Bey'le de paylaştım. Hem MHP çevresinde olsun, AKP çevresinden olsun. Dostlarım var, arkadaşlarım var. Onlarla da konuştuğumda onlar da İstanbul İl Başkanlığı çalışmaların hakkını onlar da teslim ediyorlar ve söylüyorlar. Çok çalıştılar. Çünkü daha önce AKP'de böyle çok çalışıyorduk kapı kapı. Orada bir başarı sağlanmıştı. Zaten Cemal Bey'in daha referandumdan önceki toplantıya katıldığında da söylediği cümle oydu. Kapı kapı, yüz yüze gelindiğinde, kapı kapı çalışıldığında böyle bir sonuç alınıyor. Şimdi efendim yeniden aynanın arkasından aynanın önüne söylediğim şekilde geleceğe dönük olarak ne olacak, ne olabilir, ne olmalı bunu konuşacağız. Ama komplo teorileri kısmında birkaç dakika sizlerle birlikte olayım. Türkiye'nin karşısında uluslararası ilişkiler arenasında 3 tane büyük sorun var. Her masada karşısına getirilen bir Kıbrıs sorunu, 2 Ermeni sorunu, 3 Kürt sorunu. Ve bu 3 sorun hiçbir zaman ama, şimdi lütfen cümleme dikkat buyurunuz, hiçbir zaman bitirtilmeyecek. Neden? Çünkü masaya getirdiğinizde Türkiye'yi siz neyle sıkıştıracaksınız, kartların hepsini kaldırırsanız ortadan kalacak. En ciddi mesele, ilk ağızda, ilk etapta görünen en ciddi mesele bu Ermeni meselesi. Yani buradaki soykırım, tehcir. Türkiye bunu 1915 yılından beri aslında anlatıyor ama anlatamıyor. Kıbrıs meselesi için de aynı şey geçerli, elinden kayıp gidecek. Elinden kayıp gidiyor, Ege Adaları'nın elinden kayıp gittiği gibi. Şimdi çok özet olarak bu Ermeni meselesi 24 Nisan biliyorsunuz da yıl dönümüydü, işte Fransa'daki seçimlerde Ermeni diasporası çok etkili, Amerikan seçimlerinde de aynı şekilde ABD Devlet Başkanı'nın işte açıklamasını yine hep birlikte izledik. Bu arada çok ciddi biçimde bir baskı var. Obama'nın başkanlık seçiminde Ermeni lobisi dedi ki yazılı bu sefer taahhüt edeceksin. O yazılı taahhüt etmek zorunda kaldı. Bu kadar baskılar. Peki ana mesele nedir? Ana mesele şudur. 1915 yılına gelindiğinde Birinci Dünya Savaşı başlamış. Daha 1877-78 Osmanlı, Rus Harbi yani Rusların işgalinden itibaren orada Hınçak, Taşnak gibi Ermeni milliyetçilerini içinde barındıran, Ermeni milliyetçilerinin yükseldiği örgütler var. Arkasında kim var? Önce Rus Çarlığı var, sonra İngiltere arkasına geçecek ve Amerika. Zaten Amerikan misyoner okulları yüzün üzerinde açılacak Anadolu'da. Bunların hepsi bunu destekliyor. Ne oldu? Osmanlı vatandaşı olmuş olmasına rağmen bu Ermeni milliyetçileri, mikro milliyetçiler işte 1915'e gelindiğinde Osmanlı ordusunu arkadan vurmaya başladılar. Kimlerle birlikte? İşte Rus ordusuyla birlikte, Rus Çarlık ordusu, İngiltere'nin de desteğiyle. Burada Almanların o günkü İttihat Terakki Partisi hükümetine önerisi geldi. Yani aklı onlar verdi. Zaten Sarıkamış Harekat aklını da onlar vermişti. Aklı onlar verdi ve tehcir yasası çıktı. Bu bir yasa, adı tehcir yasası. Yani uluslararası hukukta yeri olan, işte böyle bir savaş zamanında bir devlet kendi vatandaşları da olmuş olsa, ulusal güvenliğinde tehdit görüyorsa bu türlü yer değiştirebilir. Burada bir sakınca yok. Bu 6 madde kaleme de alındı bunlar. Tehcirden sonra nasıl geri dönüleceği, malların nasıl teslim edileceği, bütün bunların hepsi de güvenceye alındı. Ama hesaba katılamayan şeyler vardı. Bir savaşın koşulları bir, meteorolojik koşullar yani doğa koşullar bir. O günkü işte eşkıyalar, şakiler hep söylenen nedir? İşte bu o dönemdeki çok etkili olan, o dönem için söylüyorum bugün kimsenin kalbi kırılmasın. Kürt şakiler, Kürt eşkıyaların varlığı. Üçüncüsü de daha önce 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren Kafkaslardaki Ermeni milliyetçilerinin, bu çetelerin Türk-Müslüman unsurlara karşı uygulamış olduğu katliamların, getirmiş olduğu birikimler gibi. İşte bütün bunlar birleşince maalesef ne yazık ki işte bu yol boyunca kafilelerin hareketinde öldürmeler ortaya çıktı. Ondan sonra savaş bitti. Daha 1916 yılında Osmanlı Devleti yurt dışından komisyon istedi bunların konuşulması için. 1920'de de talep edildi.
Hiçbir zaman yurt dışı kılını bile kıpırdatmadı. Ama daha sonra işte İngilizlerin yayınlamış oldukları bir mavi kitap vardı. Orada bu mesele anlatıldı. Daha sonra da soykırım diye ayağa kalkıldı. Ama soykırım ifadesi kabul ettirilmiyor uluslararası arenada. Çünkü bu Yahudilere bir tek İsrail'e ait. Onların üstünlüklerinin devam etmesi gerekiyor. Sonuç. 3T talebi var efendim. Bunlardan birisi tanınma. İkincisi tazminat, üçüncüsü toprak. Bunun için Türkiye zorlanacak. Toprağın olabilmesi için Türkiye'nin parçalatılması gerekiyor. Parçalatılabilmesi için de ne olması lazım? Etkisizleştirilmiş bir parlamento olacak. Sonra orada bir tek adam oturtulacak. O tek adam satın alınabilir bir adam olacak. O satın alınabilir bir adamın kararıyla da bu ülkenin idari bölünmesi, zaten o değişiklikler de var, bütün onların hepsi yapılacak. Efendim bunlar olabilir mi, olamaz mı diyorsanız, ben komplo teorileri mantığı içerisinde size anlatıyorum. Sandıktan da böyle bir hak çıkardınız. Oraya bir gün gelir bir şizofren, bir psikopat bir adamı bulur, cumhurbaşkanı seçecek olursak bu söylediklerimin hepsi gerçekleşir efendim. Bunlar komplo olmaktan çıkar, birer gerçeğe dönüşür. Onun için herkes şöyle bir soluk alarak, bir de gözlerini kapatarak şu anlattıklarımı bir de bu çerçeve içerisinde dinlesin. Şöyle bir beyninizden geçiriniz efendim. Komplotörlerini burada noktalıyorum. Bu kısmı ben yeniden programın ana bölümü olan aynanın arkası kısmına geçiyorum efendim. Sayın Cemal Can Polat'la yolumuza devam edelim. Evet efendim, şimdi asıl ana soru şu. Bundan sonra ne olacak? Bir, erken seçim görüyor musunuz? Erken seçimin koşulları ne? Erken seçim görmüyorsanız efendim, Kasım 2019'da yapılacak olan birlikte hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimi. O sürece ciddi hazırlık, evet İstanbul İl Başkanlığı olarak ya da Ankara'nın da hakkını teslim etmem gerekiyor tabii ki. Bu hazırlıklar bunlar sürecek ama sandıkta bu türlü oyunlar devam ederse, hiç hesapta olmayan, yani şeytanın bile aklına gelmeyecek YSK gibi resmi kurumların bile tavırları böyle ortaya çıkarsa, peki nasıl engellenecek bunlar? Öncelikle öngörünüz nedir? Çok uzun süreceğinin karşısında değil. Kasım ayı düşünür müsünüz? Yani ilk 6 ay içerisinde bir i̇lk erken altı. Seçimin bu yani bizim Mayıs, talebimiz Haziran değil. Yani biz erken seçim çağrısı yapabiliriz. En kolay şu anda çağrı yapacağım şey budur. Aslında ülke ekonomisi çok perişan. Onu konuşacağım zaten özellikle. Şimdi, bir iş adamı olarak görüşlerinizi alacağım. Ama kaçınılmaz olarak bu tablo bu ülkeyi yönetemez. Şimdi bütün büyük şehirleri kaybetmiş. Bütün büyük şehirlere de hayır çıkmış. Bütün büyük şehirler güvensizlik oyunu belirtmiş. Dış politikası iflas etmiş. İçeride bütün söylemlerinde vazgeçmiş. Ülkenin genel anlamda sorunlarını çözebilecek bir iktidar karşımızda yok şu anda. Biraz önce belirttiğiniz sorunlar, işte Ermeni sorunu, Kürt sorunu, bir sürü sorun var. Sorunu, evet. Şimdi üzerine şimdi Avrupa Birliği sorunu tabii, eklendi. Şimdi kendi ülkemizin, kendi Ermeni yurttaşlarımızın sorunlarını çözebilecek kadar aklımız var. Ama bunun çözüm konusunda bile bir çabamız yok. Çünkü orada da bir oy hesabı yapılarak, çözüm yerine oy hesabı yapılarak devşirmeye bir anlayışla bir politika yürütülüyor. Sahip çıkamadık. Mesela ya seçime giderken bile 16 Nisan'a denk getirdik. Paskalya Bayramı'na denk getirmiş olduk. Şimdi bu doğru bir anlayış değil. Bu sonuçta bunlar bizim yurttaşlarımız. Bu ülkede yaşıyor. Bir gün önce ya, iki gün sonra ya, bir hafta sonra ya. Bunları da yapmadık. Yani kendi ülkemizin, kendi yurttaşlarımıza sahip çıkamadık. Mesela Hrant Dink'e sahip çıkamadık. Bu ülkenin yurttaşı ve bu ülke adına da onlarca mücadele vermiş. Ülkenin lehine mücadele vermiş. Onlarca katliamla nasıl karşı karşıya geldiğini, nasıl hala kaç yıl oldu? Hala katillerini bulunmadı. Hala Mumcu ya. Hala Fahri Necip Hablemitoğlu. Tabii. Şimdi tek hangi birini anlatalım? Neyi sayalım? Şimdi, bari üç okumdan. Şimdi kendi sorunlarımızı çözecek bir akla ihtiyaç var. Kendi ülkemizde Kürt sorununu, Alevi sorununu, bu ülkenin bütün ötekilerinin sorunu çözebilecek bir akla ihtiyaç vardır. Şimdi bu referandum bu aklın daha çok öne çıkmasını zorunlu kılmış oldu. Şimdi bu zorunlu kıldı akıl, şimdi bu sorunlar oturacak, teker teker masaya yatıracak, bu sorunlar bir tarafta çözecek, bir tarafta bu sorunu olan yurttaşlarımızdan
yeni bağlar kurmuş olacağız. Bu AKP iktidarı bunu yapabilir mi bu noktadan sonra? Yapamadı. 15 yıldır Türkiye'de oyaladı. Şimdi Kürtleri yani, oyaladı. Bakınız. Şimdi bu sonucu gördükten sonra yapabilir mi Cemal Bey? Ne dersiniz? İnandırıcı olmaz. Olmaz. Peki. İnandırıcı değil. Çünkü Kürtlerle ilgili her şeyi yapıyorum dedi. Çalıştaylar yaptı. İşte oturumlar yapıldı. Anlaşmalar hangisini anlatalım? Çadır mahkemeleri kuruldu. Sonra bütün bunlar ben yapmadım dedi. İnkar etti. Tüm CHP'nin üzerine bırakarak referandum yürüttü. Bu da yetmiyor. Geldiği noktadan çok geriye giderek bunu baskıyla, statükoyla, zorla bir noktaya getireceğim kampanyasını yürütmeye başladı. Bu genelde tükenmişliğin ürünüdür. Dünyanın her yerinde tükenmiş olanlar baskıyla, zorla, diktatörlükle karşı tarafı derdest ederek kendi istedikleri noktaya getirmeye çalışırlar. Bu doğru değil. Şimdi sen mesela Kürtlerle ilgili olan kısmı. Belediye seçilmiş belediye başkanları içeride. Eş başkanları içeride. Milletvekilleri içeride. Bu nasıl bu? Türkiye'nin 3. büyük partisi. Türkiye'nin 3. büyük partisi referanduma giderken partinin yarısı içeride. Peki niye? Eğer bir suçsa beraber işledin. Sen de yaptın o hataları. Bütün bunların anlaşmasını yaptın sen. Bununla çözüm kavga ederek, siyasi rekabete girerek bu işleri çözemeyiz. Bu ülkenin sorunudur. Bu ülkenin genelini sorunudur. Genelini sorunuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi biz başta olmak üzere bu sorunları çözmeye her dönemkinde daha fazla kararlı olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi bu sorunu çözmeye kararlıyız. Sadece bunu mu? Alevilerle ilgili neredeyse ötekileştirilmiş. Artık bu ülkede Alevinin polis olamadığı, Alevinin artık devlet memuru olamadığı, işe alınamadığı bir dönem yaşıyoruz bu dönem. Şimdi bu ülkenin yurttaşı hem yurtsever, bu ülkeye sahip çıkan ülkenin en kemalist kesimi ötekileşerek, dışlanarak, yalnızlaştırarak devletin hiçbir alanında neredeyse olmadığı bir dönem yaşıyor. Hangisini çözecek? Değil mi? Vali yok, kaymakam yok, alevi, general yok, amiral yok. Adam hakaret ediyor, küfür ediyor ve karşısında sessiz kalıyor. Şimdi böyle bir anlayış olabilir mi? Şimdi kendisi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirdi. Şimdi biz İstanbul'da bir iddia koyduk ortaya. Dedik ki biz ötekilerin mücadelesi vereceğiz. Dışlananların mücadelesi vereceğiz. Kimsesizlerin mücadelesi vereceğiz. Bu ülke herkesin, bu ülkenin yurttaşı olan herkesin ülkenin bütün nimetlerinde eşit yararlanmaya hakkı vardır. Eşit yurttaşlık mücadelesini vereceğiz ve veriyoruz. Yurttaşlarımızın bir kısmını terörist, bir kısmını öteki gösteremeyiz. Böyle bir şey olamaz. Bu kampanya referanduma giderken ülkeyi yönetenler hayır diyenleri terörist ilan etti. Bu dünyada sizin alanınızdır hocam. Dünyada hiç örneği yoktur. Yok. Bir devlet başkanı, bir başbakan, bir bakan kendisi gibi düşünmeyeni terörist ilan ediyor. Üstelik de demokratik olduğunu hani iddia eden bir ülke. Değil mi? Diktatörlük hani inanç olsa. Özgürlüğü? Hani referanduma gidiyordun? Yani referandumun özüne aykırı, zaten aykırı ama bir de sen bunu üstüne üstelik baskı yapa yapa söylüyorsun. Hayır kampanyası yürütmek mümkün müydü? Biz İstanbul'da 128 tane olay yaşadık referandum gecesi. Sadece referandum gecesi. Arkadaşlarımız da öldü. Mesela Kartal'da Melis diye bir kızcağız, genç bir kızcağız. Ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kocaman masayı alıp kafasına vuruyor. Boyun kemiğinin dış tarafı kırık ve iki tane korseğine dolaşıyor. Bir kızcağız. Şimdi bir kızı dövmek bir İslami değil. 30 kişinin bir kızı dövmesi ahlaki değil. Şimdi İslam toplumu birisi birine kavga ederse birisi araya girer. Yani birisi birine dövüşüyorsa birisi de barışmaya çalıştırır. Şimdi toplumun o kadar değerlerini yitirdiler ki bu dönem. O kadar toplumu ayrıştırdılar ki. Bir kızcağızı 30 kişi üzerine saldırıyor. Başka bir kadın müdahale ediyor. Müdahale eden kadını da dövüyor. Kim dövüyor? 40 kişi dövüyor. Şimdi böyle bir ortamda biz bu referanduma gittik. Bu referandumda çıkan bu tablo aslında hayır tablosudur. Bu tablo bu kadar baskıya, bu kadar zora birçok okula şeyleri yerleştirdiler. Silahlı, sopalı. Biz bunlara karşı mücadele ettik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü çok kararlı, çok azimli bir mücadele yürüttü. Bakınız bütün sandıklarda arkadaşlarımız vardı hocam. Bir tek sandıkta İslam ıslak imza bulamadık bir tek. Arkadaşlar bunu bulun dedi. Bu ıslak imzayı bulun. İstanbul halkına söz verdik.
Bütün sandıklar biz koruyacağız diye sandık sorumlusu arkadaşımızı buldular. Fotokopisini çekmiş, ıslak imzayı cebine koymuş. 12. gün bulduk, getirdik. Bütün İstanbul'daki ıslak imzaların tamamını biz aldık. Tamamını hakimiz. İstanbul'da 100 bine yakın müşahit arkadaşımızı görevlendirdik. Hı hı. Bütün sandık sorumlusu arkadaşlarımız vardı. Tek tek. Sonucu alana kadar bir tek arkadaşımız şeyi teslim etmedi. Ya İstanbul'un hakkını herkes teslim ediyor. Gerçekten bu seçim İstanbul firesiz ve olağanüstü çalıştı. Olması gerekenin ne olduğunu örneğini gösterdi. Ona rağmen bizim elimizdeki verilerde 52.20 idi. Yaklaşık 138 bin şeyi iptal ettiler. Evet. Karşılıklı. Onlara itirazlarımız vardı. Bir kısmı kabul gördü. 2 puan, 0.3 puan gibi bir artışımız var. Bir kısmı da reddedildi. Şimdi efendim şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Cem abi? Bu sonuç evet 51.3, 48.7'ye çıktı. Ama bu iş aslında hayır cephesinin zaferidir. Ve son 15 yıllık AKP iktidarında ilk kez bu cephe bu kadar güçlü hale gelmiştir. Bunlar bir daha dönme şansı yok evet, hocam. Ve iktidar alabileceği en yüksek oy budur 51.3. Muhalif cephenin ise en minimum alabileceği oy 48.7. Gelebileceği en dayandırdıkları nokta bu. Bu da geleceğe dönük olarak umutlu olmak açısından aritmetik sonuçlar artık son derece önemli. Yani kimsenin umutsuz olmasına gerek yok. Bunu söyleyebilir misiniz? Tartışmaz. Bak İstanbul'da 39 ilçe var. Hı hı. Bunu iddia ediyorum. Yeni çıktık şeyde. Bütün iddialarımız çıktı ortaya. 18 ilçede birinci partiyiz. 7 ilçede 49 küsurun içindeyiz. 7 ilçede, 26 ilçede yani şu anda birinci parti konumundayız. Kalan 6 ilçede seçimi almaya en yakın olan konumdayız şu anda. İstanbul'da ister 3'e bölsünler, ister 2'ye bölsünler. 50 tane formül tartışıyorlar şu anda. İstanbul'u bu bileşenlerle birlikte, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, biraz önce belirttiğim ülkenin iki yakasını birleştirme koşuluyla, bu birlikte hayır kampanyasına katılanların tümünün önerisi ve onayını alarak İstanbul'da koyacağımız bir duruşu adım gibi biliyorum İstanbul'da artık. Bunlar zaten artık verecekler bir vaat kalmadı. Sunacaklar bir hizmet kalmadı. İnançları da kalmadı. Şimdi bunlar büyük şu anda tek beklentileri büyük paralar. Büyük paraları da kazandılar. Şimdi özgürce rahatça paralarını yerlerse onlar için en büyük avantaj odur. Şu anda İstanbul'da şu ana kadar yürüttükleri projelerin %91'i yaptıkları çalışmanın Büyükşehir Belediyesi %91'i imar rantıyla ilgilidir. İmar artışıyla ilgilidir. Halkın sorunlarında uzaklar. Halkın sorunlara sahip çıkmadılar. Halkı köleleştirmenin mücadelesini verdiler. Yoksullaştırıp kendilerine mahkum etmenin mücadelesi verdiler. Bu anaların ak süt gibi helaldir verilecek yardımlar devletin yardımlarıdır. Herkes o yardımları almalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bu yardımların mislisiyle yapacaktır. Üstelik sosyal devlet olarak yapacaktır. Efendim o zaten o yardımlar dediğiniz şey verilen vergilerden tabii alınan halkın. Peki madem bu rant meselesinden devam edeyim. Şimdi iktidar hepimizin gördüğü üzere inşaat sektörünü ayakta tutarak ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Oysa ki şimdi size Kadıköy yakasıyla ilgili şu programa gelmeden önce oradaki bir takım yani geçim kaynağı bu olan şirketler, bu sektördeki kişilerle konuştuğumda bana müthiş bir şey anlattılar. Söyledikleri şey şu. Dediler ki Kadıköy bölgesinde daire falan satılmıyor. Bu büyük yalan. Peki ne yapılıyor? Dediğim rakamlar var. Veriliyor şu kadar. Dediler aynen şu yapılıyor. A şirketi B şirketine satıyor. B şirketi C'ye satıyor. C A'ya satıyor. A D'ye satıyor. D B'ye satıyor. Yani şirketler, inşaat şirketleri kendi yapmış oldukları inşaatları, daireleri tapulu olarak ama dedi birbirlerine satıyorlar. Böylece aritmetik olarak burada daireler satılıyor görünüyor bir. Fakat daha feci burada dediler bir şöyle diyeyim yolsuzluk diyeyim ya da bir plan var o da şu. Böylece bölgede fiyatları düşürmüyorlar. O fiyatlar hep diyelim 1.5 milyon dolar demişler. Hep orada tutuyorlar. Ana bir kere temel amaç bu. Lütfen şimdi siz bana bu kadar yılında iş adamı olarak söyler misiniz? Bu rantiye anlayışı ne zamana kadar taşınabilir ve buradaki böyle bir saçmalık nasıl önlenebilir? Taşınanmadığı ortaya çıktı. Şimdi AKP iktidarının yaptığı katma değeri yüksek olan mal üretilmedi Türkiye'de. Hı hı. İşsizlik sorununu çözecek üretim yok. Doğru. Katma değer
üstün olan sanayinin gelişeceği, sanayide istihdam sorunu çözecek alanlar yapılmadı. Kapkaç işleri daha çok etkili. İşte bu inşaat işleri, gayrimenkul işleri bütün ağırlığını buraya verdiler. Üstelik dünyada bir gelişme vardı. Bir bol bir para vardı. 2002-2008 yılları arasında 2009'a kadar olan bölüm böyleydi. Türkiye bu süreci doğru değerlendiremedi. Katma değeri yüksek olan yatırımlar yapmayınca bütün yatırımı inşaat sektörüne doğru gitti ve inşaat sektörünün şu anda %90'ı krizde. O tespiti size kim yapmışsa doğru yapmış. Bütün bankalar bunun böyle olduğunu biliyor. Emlakçılar yaptı bu tespit. Bütün bankalar bunun böyle olduğunu biliyor. Büyük grupların neredeyse tamamı bu işi yapıyor. Başka türlü ayakta kalma şansı yok. Öyle bir satış falan o da şeyde değil. Toplu satışlar var. Gidiyor Katar'da birini buluyor, toplu satış yapıyor. Türkiye'de efendim çok inşaat satıldı rakamı ortaya çıkarıyor. Böyle bir şey yok. İnşaat sektörü çökmek üzere. Ne zamana kadar bu böyle devam eder Cemal Bey? Bu şeye bağlı. Şimdi inşaat sektöründe talebin artması için bir Türkiye'nin kendi komşularıyla bütün dış politikasının yeniden gözden geçirip bir barış politikasını izlemesi gerekiyor. Türkiye kendi doğusuyla kavgalı. Kim gelecek Türkiye'ye? Yani batıda geliş kısmı durdu. Batıda sermayenin gelişi durdu. Durmak da yetmiyor. Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınacak artık şeyler tartışılıyor. Tamamen canım işte nedir Türkiye gözlem yapmaya karar verdiler bitti. 1980'e geri döndük biz. Başa dönülmüş oldu. Bunlar 1980'e döndük. Tabii şimdi peki nasıl gelecek? Yani inşaatı kime satacaksın daireyi? Şimdi Batılı'ya satamadın. Yabancı gelmiyor. Kime satacaksın? Şimdi dönüyorsun bu tarafta. İran'la kavgalısın, satamıyorsun. Irak'la kavgalısın, ona da satamıyorsun. Kime satacaksın? Suriye'yle neredeyse savaş halindesin. Bütün komşuların neredeyse tamamına sorun yaşıyorsun. En yakını Bulgaristan, Bulgaristan'la kavga halindesin. Bulgaristan milletvekillerinin Türkiye girişini yasakladın. Kendin gittin, batıyla kavga ettin. Ben millet bakanlarım girmiyor diye orada haklı tarafı vardı. Ama aynısını sen yapıyorsun. Bulgaristan'da kavga halindesin. Yunanistan'dan her an kavga edecek noktaya geldin. Peki kim gelecek sana? Yani bunu kime satacaksın? Suudi Arabistan ve Katar. Suudi Arabistan, Katar'ın kapasitesi bunu kaldırmaya yetmez. Paralar da olabilir. Nitekim bir takım yatırımlar Türkiye'ye geldi. Bunlar doğru yatırımlardır. Türkiye gelmesinde yanayım. Keşke yabancı sermaye, Arap sermayesinin ilk başta 2002-2008 yıllarında olduğu gibi Türkiye'ye gelmesini, onun gelmesine hayır diyenlerden birisi değilim. Ama gelmesine yanayım. Ama efendim istihdama dönük yatırımlara dönmediği yok, sürece. Dönmüyor. Bu, peki lütfen bana söyler misiniz? Ben bilmediğim bir şeyi soruyorum size. Diyelim ki Katarlı birisine gitti 250 daireyi sattınız. Bana lütfen söyler misiniz? Bunun bu Türkiye'ye ne faydası var? Türkiye işte para, bu sıcak para gelmiş olur. O tefecinin değişik bir yöntemi. Onu da şimdi nasıl satıyorlar? Evet. Diyelim ki yarım kalan şirket, işte 100 milyon dolarlık bir şirketi 50 milyon dolara aldığı gün zaten 50 milyon dolar kazanıyor. Kazanıyor, çekiyor, gidiyor. O başka bir şey. Onlar Türkiye'nin lehine olan şeyler değil. Onu soruyorum yani. Bunun, onlar Türkiye'nin lehine gerçekten olan şeyler değil. Gerçekten ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bunun neresi Türkiye'nin lehine? Bu sadece bu alanda değil. Bakınız inşaat alanı şu anda en çok pompalanan inşaat alanıdır. Çok zor durumda. Sadece o mu? Tekstil perişan durumda. Evet, turizm tamamen turizm, yıkıldı. Bu sene müthiş bir beklenti vardı. Çünkü o vaatte bulundular. O beklentiler hiçbir yerine gelmedi. Şimdi rakamlarla ne oluyor? Turizm şu kadar geldi diye hiç öyle ilişkisi yok. Bütün turizmle uğraşanlar hepsi iflas peşinde. Öyle. Hep iflas etti. Şimdi o halden dolayı onun sıkıntısını da yaşıyor. İflas sıkıntısını da yaşıyor. Herkes perişan. Sadece turizmci perişan değil. Turizme bağlı olan bütün sektörler zor durumda. Tarımdan işte tutunuz tarımın bütün çeşitlerinde, hayvancılıktan. Ya hangisini anlatalım? Et fiyatlarına bakınız şimdi nasıl fırladı. Önümüzde Ramazan. Onun ardından da Kurban Bayramı geliyor. Siz bu et fiyatlarının çıkışını nasıl keseceksiniz? Bu anlayışla kesemezsiniz. Nasıl keseceksiniz? Hayvancılığın en önemli alanları bir tanesi Doğu Güneydoğu. Doğu Güneydoğu'da insan ayakta kalamıyor. Hayvanın ayakta kalma şansı mı var? Böyle bir şey yok. Teşviği yok, desteği yok. Tarım bitti, turizm bitti. Tekstili bitirdiler. İşte inşaat sektörünü pompalıyorlar, ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ülke hakikaten zor bir süreçte.
sanayileşme oranı düşmeye başladı Türkiye'de. Yani senin kendi üretimin, güçlü bir sanayi üretimin de yok şu anda. Böyle bir programın da yok. Eskide devlet planlama teşkilatı vardı, planlardı. Evet. Hangi şimdi, bölgede hangi yatırım şimdi yapacağını. Şimdi onu işlevsiz hale getirdiler. Şimdi kabale pazar. Anadolu'da derler ya kabale pazar. Yani olduğu gibi. O akşam kimin aklına geliyorsa ikinci gün yatırımı o alanda çıkarıyor. Yüzlerce teşvik de çıkarmalarına rağmen bu olmadı. Peki nereye gelir? Nerede ekonomi ayağa kalkar? Şimdi dünyaya baktığınız zaman ekonomisi güçlü olan ülkeler demokrasi güçlü olan ülkelerdir. Güçlü meclise sahip olan ülkelerdir. Çok partili sistemin olduğu ülkelerdir. Özgürlüklerin olduğu ülkelerdir. Olağanüstü halde referanduma gitmeyen ülkelerdir. Şimdi sen bir tarafta benim gibi düşünmeyen herkesi öteki gösteriyorsun. Sopayla, hakimle, savcıyla, polisle gereğini yapıyorsun. Sonra benim ülkemde yatırım yok. Yatırım yapmak için yeni yol arayışına girmeye başlıyorsun. Hakikaten Türkiye çok zor durumda ekonomik olarak. Bütün bunlar hepsi çözülür. Ekonomik olarak çökerse herkes altında kalır. Durduramıyor nitekim. Bakırız referandumda hani işte evet olursa Türkiye kalkınır. E hadi kalkındı, kaldırın bakalım. Bize de bir şey düşünse biz destek verelim size. Türkiye'nin kalkınması için. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonominin kalkınması için biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki çaba harcansın. Böyle bir şey yok. Türkiye zorda. İşsizlik oranı aldı başını gitti. Genç işsizlik oranı %23'ün üzerine çıktı şu anda. Bilinen, bilinmeyenle beraber %40'larda işsizlik oranı, genç işsizlik oranı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Genç bir çocuk, babası, ailesi destekliyor, üniversiteyi bitiriyor, dışarı çıkıyor. 3 yıl, 5 yıldır işsiz. Mevcutlar işten atıldı. 500 bin yeni işten atılan adam var. Şimdi veriler gösteriyor ki iflasların peş peşe geleceğini, çünkü bununla ilgili bir tedbir yok, bir gelişim de yok. E peki hani hayır derse işte kalkınma olacaktı. Hadi yapın biz de destek verelim. Yani biz her şeyi bir tarafa bıraktık. Peki iki ülkeli tane ülkeli çıkar için her türlü desteği vermeye hazırız. Anladım. Şimdi iki tane sorun var. Yani bu her iki sorumunda gerçek anlamıyla birer stratejik karar sorusu olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi şu. Ankara ve İstanbul'daki belediye başkanlarının Tayyip Bey tarafından tasfiye edileceği artık açık net biçimde belli oldu. Zaten Kadir Bey ben girmeyeceğim dedi. Evet. İşte Melik Gökçek de zaten tasfiye ediliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iki büyük kent için belediye başkan adayları hazır mı? Şimdi birinci ana meselenin bu olduğunu düşünüyorum. İki, şimdi bu çizdiğiniz kompozisyon çerçevesinden olaya baktığım zaman diyelim ki önümüzdeki genel seçimde halk teveccüh etti. Cumhuriyet Halk Partisi ve bu koalisyona, referandumdaki koalisyonla meclis çoğunluğunu verdi. Evet. Oysa ki yapılan referandumun sonucunda zaten biz tek adamlı sisteme gidiyoruz. Etkisiz parlamenter sisteme gittik. E peki bu parlamentonun çoğunluğunu elde etmiş olmak ne işe yarayacak bu durumda? Yani ister birinci sorudan başlayın, ister ikinci sorudan başlayın. Bizim tabii bunları tartışacağız. Bu kurullarımızda tartışmaya başladık. Belediye başkanlığı hususunu mu? Bu ikinci hususunu mu? Belediye başkanlığı şöyle izah edeyim. Lütfen. Şimdi İstanbul'la ilgili biz zaten çalışmalar yapıyoruz. Sadece referandumdan önce de çalışma yapıyoruz. Ama şimdi referandumdan bizim sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Büyükşehir Belediye Meclis Grubu'nda basın toplantısını orada yaptım ben. Tamam efendim. Referandum değerlendirmesi. Orada şunu söyledim. Eğer bugün seçim olmuş olsaydı, yani bu referandum değil seçim olmuş olsaydı, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alan bir il başkanı olarak size hitap edecektim dedim. Belediye başkanlarıma ve Büyükşehir Belediye Meclisi arkadaşlarıma. Ama tabii adayınızın güçlü olmuş olması gerekir bunu yapmanız için. Onu yaparız. Birisi bu. Bir, bizim sorumluluğumuz ikiye katlandı. Bizim sorunumuz niye ikiye katlandı? Hayır diyenlerin hepsinin sorunu bizim sırtımızda. Doğru. Evet diyenlerin de büyük bir kısmı sorunu bizim sırtımızda. Onları ötekileştirmeden onlarla birlikte yeniden bu ülkeyi inşa edeceğiz. Şimdi İstanbul'da bir bizim şöyle bir sorunumuz. Saadet Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının, ÖDP'nin, MHP'nin, HDP'nin bütün bunların hepsinin sorumluluğu bu referandumdan sonra biz İstanbul'da 14 belediyede iktidarız. Belediye başkanı arkadaşlarımıza mutlaka bu alanlardan bağ kurun ve onlarla
birlikte bu belediyenin yönetimine katkı sunacak bütün çabaları, çalışmaları yapmalarını özellikle rica ettim. Şimdi bunu olmayan yerlerde de bu çalışmayı başlatıyoruz. Bu şimdi bu yetmiyor. Bir tarafta onların önerilerini alacağız. Onlarla birlikte İstanbul'un belediye başkan adayını onlarla birlikte belirleyeceğiz. Onları dışarıda tutmadan. Anladım. Onlarla birlikte çok akılcı. Bu bizim adayımızdır diyebilecek adayı çıkarıp koyacağız. Bu çok akılcı. Bunun adı ne olursa olsun. Doğru. İster bizim en yakın ister en uzağımız. Bunu yakaladığımız gün tartışmasız gereğini yaparız. Bunun için de çaba harcıyoruz. İstanbul'da biz hep hazırız. Şimdi bunu biraz daha hızlandıracağız. Bu hafta sonu Ankara'daki il başkanlar toplantısından sonra genel başkanla yapacağım görüşmeden sonra bunun gereğini de İstanbul'da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Biz İstanbul'da her zaman seçime hazırdık geldiğimiz günden beri. Şimdi bu sadece biz değiliz. Şimdi biz çoğaldık. Evet. Büyük bir kitle, büyük bir taban bir araya geldi. Bu büyük bir kitle siyasetin yapamadığını, halkın yaptığı bu İstanbul'daki hayır çıkmasını, o hayır çıkanların önerilerini aldıktan sonra İstanbul'la ilgili tartışması karar vereceğiz. İstanbul'da seçim alacağımızı biliyoruz. Çünkü bunlar artık seçim alma iddiaları kalmadı. Alacak adamlar da yok. Hepsi yıprandı. Hı hı. Hepsi bir sürü şeye bulaştı. Ve artık herkes bir an önce sürem dolsun bırakıp kaçayım noktasına geldi. Çünkü İstanbul'u yönetemeyecek noktaya geldiler. Sadece büyükşehir için demiyorum. İlçe belediyeler için de öyle. Bize ihbar telefonları yağıyor yolsuzluklarla ilgili. Bize dosya ihbar telefonları geliyor. Şimdi bütün bunların büyük bir kısmını biliyoruz. Biz İstanbullulara söz verdik. İstanbul halkının hem oylarına sahip çıkacağız. Hayır diyenlerin. Hem de bize hayır demeyen, yani bu son referandumda hayır demeyen, onları hayır dedirtecek. Bizimle yeniden niçin bunlar hayır demedi diyen alanlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Biz şimdi sadece oraya yönelik çalışmayacağız. Şimdiye kadar onlarla beraber yürüyenlerle de ilgili evlerine gideceğiz. İş yerlerine gideceğiz. Kahvelere gideceğiz. Bütün her tarafta bunun mücadelesi vereceğiz. O evet diyenleri de kazanacağız. Onlarla birlikte İstanbul'u yeniden inşa edeceğiz. Bu tahrip edilen, İstanbul'un çekilmez hale gelen, İstanbul'u o dünyanın en güzel kentini dünyanın en kötü kenti haline dönüştürenlerden bir tarafta hesap soracağız. Bir tarafta bize oy vermeyenlerin oyunun almanın mücadelesi vereceğiz. Ki zaten arkadaşlarımız başladı çalışmaya. Başka bir şey daha yapacağız. Şimdi mesela biz bir önceki sorundu. Onu yarım kalmıştı. Şimdi mesela biz İstanbul'da hangi STK'larla toplantı yaptık? Bütün bunları hepsini çıkardık. Hı hı. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyor. Profesyonel gruplar çalışıyor. Yöneticilerimiz çalışıyor. İlçe başkanlarımız çalışıyor. Belediye başkanlarımız çalışıyor. Şunu yapıyoruz. İstanbul'da milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, bütün kadrolarımıza yarından itibaren şunu yapıyoruz. Karadeniz STK buluşmasını yaptık. Yaklaşık 3000 Karadeniz Derneği'yle bir araya geldik. 3000. Doğru ama Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'den bir sonuç çıkmadı. Şimdi demek daha çok gelmemiz gerekiyor. Oradaki eksikleri tartışıp biz İstanbul'da bunun bir kısmı sonucunu aldık. İstanbul'da aldınız. Karadeniz'de alınmayabilir. İstanbul'da aldınız. Orası şimdi doğru. Şimdi bu alanı daha çok hızlandıracağız. Hı. Bir sefer bütün bu derneklerin tamamını ziyarete gidiyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak bunları ziyarete gidiyoruz. Teşekkür ziyarette gidiyoruz. Evet diyenleri de niçin evet dediklerini yeniden gidip onlara, ayaklarına gidip onları ikna edip onları burada bizimle beraber önümüzdeki dönemin belirlemesine katmaya çalışacağız. Bir tarafta bunu yapıyoruz. Sadece bu mu? Bütün Trakya derneklerini. Mesela Trakya'da müthiş bir hayır oyu çıktı İstanbul'da. Neredeyse tamamı. Doğru söylüyorsun. Neredeyse tamamı. Onları tümüne gideceğiz teşekkür etmeye. Bir tarafta programımızı yapıyoruz. Tekirdağ'dan bile hayır çıktı. Enteresan. Tekirdağ'dan bile. Çünkü siz anladınız niye Tekirdağ'dan bile değişimi. Şimdi sadece bu alanlar da değil. Mesela bütün muhtarlar. Mesela biz son bir gün kala hiç kimsenin beklemediği bir iş yaptık. Kağıt işçilerine ilgili, kağıt dönüşüm işçilerine ilgili bir toplantı yaptık İstanbul'da. Genel başkanımızı kattık.
Kimse beklemiyordu. Şimdiye kadar hiç kimse yapmamış bunlara bir toplantı. İstanbul'da 100 bin kağıt işçisi var. 100 bin. Türkiye genelinde 500 bin. Yaklaşık oy oranları da hitap ettikleri halde 1,5 milyon. Son bir gün kala 1,5 milyon insana ulaşacak mesajı onların üzerinde vermiş olduk. Bir şu sözü verdik. Ali Mendilli var onların dernek başkanı. Çok da güzel bir konuşma yaptı bu toplantı açılışında. Dedi ki biz kağıt toplamaya gittiğimizde hayır dediler. Sigorta dediğimizde hayır dediler. İş istediğimizde hayır dediler. Güvence istediğimizde hayır dediler. O kadar çok hayır dediler ki şimdi bu referandum bizim önümüze hayır bir umut olarak geldi. Bütün bize hayır diyenlere hayır demek için hayır diyeceğiz. Müthiş bir şeydi. Onları sloganı olarak biz öne çıkardık ve onu mücadelesi verdik. Mesela onları sorunlara daha çok sahip çıkacağız. Daha çok oraya gideceğiz. Daha çok emeğine geçinen, daha çok işsiz. Müthiş bir işsizlik şey var Erol Hocam. Yani neredeyse her evde bir tane iki tane, beş tane çocuğu olup beşin işsiz olduğu aileleri biliyoruz. İstanbul İl Merkezi'nde çoğu zaman gitmek istemiyorum iş taleplerinde. Çünkü gelen iş talepleri çözemiyoruz. Çözecek noktada değiliz. Çünkü Türkiye çözemiyor. Bunu çözecek. CHP'nin 14 belediyesinde çözülecek noktada değil. Şeyini aşmış. Mesela bir belediyemizde 2500 kişi çalışıyor. Normal çalışması gereken adam 500. Şimdi bunu kaldıramıyor. Şimdi bu AK Parti ülkenin bir tarafını ötekileştirdi. Bir tarafını dışarıda tuttu. Sadece işe alarak, yolsuzlukla, iş vererek, parayla şeyi ayakta tutmaya çalıştı. Bu dönem bitti. İdeolojisi kalmadı artık bunların. İnanç alanları da azaldı bunlar. Çünkü ne söylese tersini yaptılar. Şimdi birbirine de kavga etmeye başladılar. Onun için bu önümüzdeki dönem tartışmasız. Bunların dönemi bitti. Yani bu dönem sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de bitti. Şimdi Türkiye'yi yeniden inşa etmenin, Türkiye'nin yeniden ayak kaldırmanın, bunlar tahrip etti alanları yeniden toparlamanın, yeniden bu ülkede unutturulan sevgi ortamını yaratmanın dönemi. Ekonomi yeni tamam, ayağa kaldırmanın çok güzel, dönemi. Çok güzel bütün bunları yaptınız. Demin dediğim gibi halk teveccühte bulundu. Parlamentonun çoğunluğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve bu söylemiş olduğumuz koalisyona verdi. Ama referandumdan çıkan sonuca göre artık tek adam yani etkisiz parlamenter sistem de onaylandı. İşte bakanlar kurulu falan her şey dışarıdan geliyor. Peki bu durumda ne yapacak etkisiz parlamenter? Genel başkanımız şunu söyledi. Yarın bu hayır koalisyonunun olası bir iktidarında bizim halka vaat edeceğimiz yeniden parlamenter demokrasiye geçişinin, parlamenter sistemi güçlendirip nispi temsilin güçlendirerek bu ülkede bütün halkın temsil etme oranını sağlamanın mücadelesini vereceğiz. Biz bile başkanı seçmiş olsak bile. Bizim tartışmasız bu ülkenin kendi köklerine, kendi genlerine yüzyıllardır uyguladığı parlamenter sistemin bu ülkeye ne kadar yakıştığını, ne kadar doğru uygulandığını beraber gördük ama uygulayıcıların dönem dönem parlamenter sisteme ihanet ettiğini gördük bu süreç içerisinde. Yeniden eski sistemi güçlendirerek döneceğiz. %10 barajını indireceğiz. Asıl ana mesele bu. İşte %10 barajını indireceğiz. Ülkenin iki yakasını bir araya getirmenin mücadelesini vereceğiz. Bu barışı yakalamanın mücadelesini vereceğiz. Dış politikada barış kolunu artık uzatacağız. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün söylediği gibi hem yurtta hem dünyada barışın tam da zamanı geldi. İşte bu önümüzdeki dönem bizim önümüzdeki temel sloganlardan bir tanesi de budur. Hem ülkede barış hem dünyada barış. Bunu bir tarafta savunacağız. Öbür tarafta ekonominin yeniden ayağa kaldırmanın, katma değeri yüksek olan projelerin yeniden yaratılmasının mücadelesini vereceğiz. Yeniden batıyla, batı değerleriyle Türkiye'nin entegre olmasını sağlayacağız. Mustafa Kemal'in vasiyetidir, hedeftir. Hedefi batı değerleri olarak göstermiştir. Batı değerleri olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Bu başka ülkenin işbirlikçiliği değil. Evet. Başkaları gibi yani değil. Batıcı olmak değil, işbirlikçi olmak değil. Tabii emperyalist buyruğuna girmek değil. Batı değerlerinin bu ülkeye tam da yakıştığını, bu ülke insanının ikinci sınıf insan olmadığını, bu ülke insanının gümrükten dışarı çıktığında ya da gümrükten içeri girdiğinde Türk halkının ne kadar başkaları tarafından horlandığını her birimiz görebiliyoruz. Bu ülkenin insanı artık birinci sınıf insan olabilmelidir. Bunun adı da
Batı değerlerini bu ülkenin demokrasiyle bütünleşmesine geçer. Daha çok özgürlüklerli olduğu, hı hı. daha çok insan haklarının doğru uygulandığı, bütün farklılıkların bu ülkenin güzelliği olarak görüp eşit yurttaş temelinin baz alındığı ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerinin o Anadolu'da gelen, o hani Anadolu medeniyetinin, Anadolu'nun hoşgörü anlayışının yeniden hakim kılınacağı bir anlayışa ihtiyaç var. Yeniden o hümanist anlayışa ihtiyaç var. Bütün bunları bu iktidarda sağlayacağız. Olası bu koalisyonun seçileceği bir başkanlık sisteminde hem uygulayacağız hem yeniden eski değerlerimizi öne çıkararak bu ülkede uygulamaya çalışacağız. Şimdi siz böyle konuşurken ben bir anda şunu düşündüm. Yahu biz yarın seçim için sandığa mı gidiyoruz? Cemal Can Polat öyle bir heyecanla anlattı ki. Biz gitmesek de onlar gidecek. Evet. Yapacakları yani şey yok. Hayır onu geldi. Söylüyorum. Diyorum ki şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, İstanbul İl Başkanlığı bu seçime hazır. Yani yarın sandık kurulsa ben seçime gidiyorum buna hazırım şeklinde böyle bir enerjiyle gelmektesiniz. Peki efendim son bu Avrupa güvenlik tamam burada alınan bu karar. Evet. Sanıyorum ki İstanbul İl Başkanlığı'nda da herhalde siz şimdi uzmanları da bir araya, gerçi parti yapıyor bunu, parti evet. yapacak ama sanıyorum ki İstanbul'da da aynı şeyler tartışılacak. Şimdi bir sefer Türkiye için üzücü bir karar. Hı hı. Ülkemiz için üzücü bir karar. Türkiye oranın kurucusu olan bir ülke. Evet. Avrupa'nın, hem de ta 1949'da. Tabii 49'da hem de oranın daha kurucusu. 1949'da. 1961 Ankara Anlaşması'nın İsmet İnönü'nün başbakanlığında imzasını koymuş 1961 Ankara Anlaşması, 63 Anlaşması, evet. Sonra işte son bunların döneminde de işte ondan önce de Moskova bildirisi anlaşması, Paris Anlaşması, sonra bunlar kopana kriterin altına imza koyuyor. Bütün bunlar hepsini yaptıktan sonra yüzünü batıya dönmüş, batı medeniyetini benimsemiş, özgürlükleri benimsemiş bir ülke olarak ülkemiz adına alınan bu kararın fevkalade üzücü olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ama biz bunları söyledik. Referandumdan önce de söyledik. Dedik ki Batı değerleriyle bütünleşecekseniz bunlara hayır deyiniz. Çünkü hayır demeniz Batı ile yeniden bütünleşmenin ışığıdır. Bunlara hayır demeniz yeniden Batı değerleriyle yeniden birinci ligde oynamanız demektir. Birinci ligde kalmanız demektir. Belki şampiyonlukta etkiniz olmayabilir ama ligde kalırsınız. Şimdi biz birinci ligden üçüncü lige düşmüş olduk. Birinci ligden üçüncü lige düşmenin ne kadar üzücü olduğunu bu ülkenin bir yurttaşı olarak, sayın başkan olarak değil bir yurttaşı olarak üzüntü verici, Türkiye'nin yeniden izlemeye alınması hakikaten üzücü bir olaydır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama bu noktaya getirdiler. Hı hı. Bu noktaya iktidar adım adım getirdi. 150'nin üzerine gazeteci tutuklayacaksın. O halde referandum yapacaksın. Sonra hangisini anlatalım? Kendi ülkenin üçüncü partisinin genel başkanlarını içeri atacaksın. Eş başkanlarını içeri atacaksın. Sonra da batıya, belediye başkanlarını içeri atacaksın. Batıya buna hoş gör diye. Bu da yetmiyor. 4500 tane hakimi bir geceden görevden al. Adam onu senin içerideki bu FETÖ mücadelelerinin farkında değil. Adam diyor ki nasıl sen bu kadar hakimi bir gecede hakim alıyorsun? Yargıyı görevden alıyorsun. Hadi öbürlerin her birinin götürür bir tarafı var. Hı hı. Peki var mı bunlar? Evet var. Sen bunun önünü sen açtın. 2010 referandumuydu. 2010 referandumda bunların önünü açtın sen. Yetmez ama evet. Sen bunların önünü açtın. Devlete koydun. Hakim savcı yaptın. Şimdi bunlar teröristtir diye içeri atıyorsun. Bunlar hep çelişki şeyler. Peki bu son mücadele edildiğinde haklı tarafı yok mu? Tartışmasız var. Yani bu devletin içinde başka bir devletin olamaz, olmasını tabii. kabul böyle edemeyiz. Edemeyiz. Devletin şey buna olabilir. Karşı mücadele vermesi şey elbette olabilir. Doğru bir karardı. Biz o karara destek de veriyoruz. Ama şimdi nasıl anlatacaksın? Şimdi senin Yüksek Seçim Kurulu kesin hükmü olmasına rağmen mühürsüz oy pulası kullanılamaz senin kendi düzenlediğin, üstelik senin düzenlediğin anayasanda var. Adam diyor ki geçerlidir diyor. Kurucusu olduğun AGİT'in raporunu reddediyorsun. Tabii şimdi kendi çağırıyorsun. AGİT'i kendi çağırıyorsun. Ben seni tanımam diyorsun. Şimdi bütün bunları söylediğin zaman bunun bir bedeli var. Bu bedeli ne yazık ki Türkiye halkı çekiyor şimdi. Bu bedeli hep beraber çekiyoruz. Şu anda Türkiye'nin batıdaki yönü bırak üçüncü dünya yani
yani bir Orta Doğu'nun neredeyse Suriye'yle Irak'tan aynı noktaya gelmiş noktasında, bu son derece üzücüdür. Peki. Yani Mustafa Kemal'in kemikleri sızlıyor. Batı değerlerine hedef olarak göstermiş en önemli hedeflerinde bir tanesi. Ama iyi güzel söylüyorsunuz da kurulmuş bu önemli meclisin başkanı biliyorsunuz işte 23 Nisan'da Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına almıyor. Mustafa Kemal'in... Siz kemiklerini sızlıyor dediğiniz için söyledim. Bu tabii bu ülkenin ayıbıdır. Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki mücadele ediyor. Mücadele ederken diyor ki ne zaman diyor şey kurmaya karar verdiniz devlet? Mustafa Kemal diyor Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu gün biz devlet kurmaya o zaman karar verdik. İnanmış olduk diyor. Peki. Programı efendim şimdi noktalıyorum. Gandhi'nin bu sözüyle mi noktalamak istersiniz? Yoksa genel vermek istediğiniz bir mesajla mı noktalamak istersiniz? Gandhi'nin sözü çok keyifli bir sözdür. Onu çok hoşuma gittiği için söyledim zaten. Çok hoşuma gitti ve ben de ilk defa duyuyorum Gandhi'nin bu sözünü. Yani daha önce duymadım. Onun için de teşekkür ederim. Efendim bu programda hep birlikte izledik. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat'la birlikteydik. Referandum sürecinde çok büyük başarı göstermiş olan bir kentin Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanıydı ve bütün parti mensupları aynı şekilde burada bir büyük başarının ortaya çıktığını ifade ediyorlar. Neler yaptıklarını kendileri bizle paylaştılar. Öteki illerin il başkanları da buradan sanıyorum ki kendileri adına ders çıkaracaklardır. Bu söyleyeceğim cümleyi Cemal Bey burada yokmuş farz ederek söylüyorum. Çünkü İzmirlilere söz verdim bunu dile getireceğime. İzmir Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanlığından çok ciddi şikayetler var. Çalışmadıkları, tembellik ettikleri. İzmir'den hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde çıkıyor, birinci parti çıkıyor olması nedeniyle hemen hemen hiç çalışmadığını ifade etmekteler. Haklıdır, haksızdır bilmem ama ben oradaki Cumhuriyet Halk Partililerin bu yakınmalarını, şikayetlerini buradan dile getiriyorum efendim. Oradaki parti mensupları açısından. Efendim Cemal Can Polat'ın bu konuşmalarından sanıyorum ki özellikle Cumhuriyet Halk Partililer, işte bu referandumda koalisyonda bulunanlar son derece umut var olmuşlardır. Ama iki tane cümlenin önemli olduğunu ve anlıyorum ki bundan sonra da o temel sloganına dönüşecek onlardan birisi. Ülkenin iki yakasını bir araya getirdik cümlesi bir. İkincisi baştan itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin partisidir. Öyle anlaşılıyor ki son kağıt işçileriyle toplayıcı çocuklarla ki benim için de çok önemli kulakları çınlasın. Tuncay Özkan'ın katıldığı benim bir programımda aynı konuyu konuşmuştuk. Tuncay Özkan da onların sorunlarını meclise taşıyacağın bir milletvekili olarak bunun peşinde olduğunuz ifade etmişti. Şimdi Cemal Can Polat bunu söyleyince benim sevgili Can kardeşim Tuncay Özkan'ın da işte o programdaki duyarlılığı aklıma geldi. Bunlar son derece önemli. İşte o kimsesizlerin kimsesi ifadesi pratikte de uygulamada da böyle yerli yerine oturuyor. Umarım ki bundan sonraki süreçte de devam edecek. Eğer bu şekilde devam edilirse iktidar partisi de kendisine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Yapılan bütün bu yanlışlar, ülke halkının aleyhine alınan kararlardan belki dönülerek olumluya dönülebilir. Ama söylediklerinden birisi tabii ekonomi alanında söylediği hepimizi ürpertiyor, korkuya sürüklüyor. Söyledikleri bir cümle var diye işte Cumhuriyet Halk Partisi işte belediyelerde 500 kişinin olduğu yere 2500-1500 kişi istihdam ediyor. Buradan ben kendi adıma şu mesajı aldım. Kendi asistanım için bir Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde iş isteyecektim. İş isteyemeyecek hale şimdi geliyorum bu demektir. Efendim program burada noktalarken iki hatırlatma yapayım. Bir cumartesi pazar günü İzmir Kitap Fuarı'ndayım. Ben ve Gürkan Acır da oradayız. Dostları bekliyoruz. İkincisi 18-19-20 Mayıs tarihlerinde Atatürk'ün ayak izlerini Balkanlar'da arayacağız. O izleri üzerine yürüyeceğiz. Bir kez daha onu hatırlayacağız. İşte dostlarımızla da orada birlikte olmayı umut ediyoruz. Müsaade ederseniz ekip arkadaşlarım ve kendi adıma Cemal Can Polat'a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar kendisine Tanrı'dan sağlık diliyorum hepiniz adına. İşte bu söylediği ciddi sorunlarla boğuşmak zorunda olan ve sorunlarımızı çözmek zorunda olan siyasal iktidar sahipleri için de Tanrı'dan kameraman arkadaşlarımın tek bir dileği var. Diyorlar ki Tanrı onlara akıl sağlığı versin. Akıl sağlığı versin ki bu sorunlar çözülsün efendim. Hoşçakalınız. Teşekkür.